Selamlar, hayırdır takvada eriştiğimiz mükemmel bir gün, mükemmel bir rüzgar esiyor Allah'a şükür. Bugün de mutluyuz, huzurluyuz, sağlıklıyız. Yüce Rabbimizin verdiği şu sağlık, şu sıhhat Allah'ın izniyle her zaman mutlu olmamıza da vesiledir. Elimizden geldiğince her gün Yüce Allah'ın farzlarını yaparak hayatımızı planlıyoruz. İlk önce bunları yapıyoruz. Allah'ın izniyle yaptığımız her iş Yüce Allah'ın ismi şerifleriyle başlayarak yapılacaktır. Böyle olursa mutlu olur insanlar. Ve yaptığının hayırlı olduğunun farkında olarak yaşamış olur. İnşallah her zaman hakelam Kur'an-ı Kerim'in izinden giderek de yaşarız. Bakın bu anlattıklarımız kafirlere hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Çünkü onlar batılda haramda yarışmayı marifet zanneden cahiller. Ne yazık ki böyle. Biz bunların hepsini düzelteceğiz. Kafirlerin her türlüsünü, batılda yarışan, haramda ileri giden her türlü cahili de düzeltmeye muktediriz. Bu kadar nedir? Hayatta ne yazık ki böyle söyleyemeyeceğimiz kadar kafir var. Ne yazık ki. Ama biz elimizden geldiğince hakelam Kur'an-ı Kerim'in izinden giderek her zaman hayrın takvanın peşinde olarak fiiliyatta yaşayarak devam edeceğiz. Lafta sözde değil. Her zaman dosdoğru bir şekilde devam edeceğiz. Dünya düzeni başka şekildeymiş. İnsanlar şöyle görmek istiyormuş, şöyle mutlu olurlarmış. Bunlar hikaye. Kimin ne düşündüğü zerre kadar umurumuzda değil. Bizim için önemli olan şudur. Yüce Allah'ın bizden istediği farzlardır. Hakelam Kur'an-ı Kerim'in bizden istediği hayattır. Bu önemlidir. Diğer konular teferruattır, hikayedir. Bu kadar net. Ama böyle düşünmeyen, farzları göz önüne almayan, haramda, batılda yarışan bir sürü cahil var. Bu söylediklerimiz çoğu kişinin zoruna gidiyor. Neden? Çünkü kafirler. Çünkü batılda, haramda yarışmayı marifet zannediyorlar. Bunları doğal görmemizi istiyorlar. Göremeyiz. Hepsini düzelteceğiz. Bunların hepsini de hakka çevireceğiz Allah'ın izniyle. Bakın. Hak geldi, batıl zahil oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Bu kadar nettir. Ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne o dağların boyuna yetişebilirsin, ne de şu yeri yarabilirsin. Mütevazı bir hayatı sür. Kazandığın rızık helal olsun. Haram konularla uğraşma. Faize, her türlü harama girip de zengin olma derdine düşme. Böyle yaşayan sayamayacağınız kadar kafir var. Çevrenize bakın görebilirsiniz. Her türlü haramı batıl yapacaksın. Sonra da ben Müslümanım. Biz bunlara kafir deyince de zorlarına gidiyor. Niye zoruna gidiyor ki? Benim dememi de boş ver. Yüce Allah'ın kelamını, farzlarını yapmıyorsun. O kadar büyük mahluksun ki, o kadar fazla şeytana uyuyorsun ki, batıl seni kuşatmış. Aklını kiraya vermişsin sen. Böyle yaşayanlardan olmayın. Bu kadar fazla haramda batılda yarışırsan senin hakka çevrilmen, dosdoğru olanı görmen zaten imkansız hale geliyor. Bu yüzden insanlara her gün anlatıyoruz. Farkındaysanız bu dünyada nasıl zengin olurum, nasıl şu makamlara gelirim bunları anlatmıyoruz. Hayırlı takvalı konuları anlatıyoruz. İnşallah her zaman bu şekilde de yaşayıp ebedi alemde ebedi mükafatlara ulaşırız diyorum. Hoşçakalın.